soruyoruz. Talat Türkoğlu nerede? 992. haftamızda da bizi gerçek toplanma mekanımızdan arayan polis bariyerlerinin önündeyiz. İstanbul'dan Edirne'deki evin kapısına kadar sivil polisler tarafından takip edildiğini kardeşlerine söyledi. Ailesinin yanında kaldığı sürede onlar da bu duruma tanıklık etti. 1 Nisan 1996 tarihinde İstanbul'daki evine dönmek üzere yola çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Resmi makamlar Talat Türkoğlu'nun gözaltına alınmadığını ve nerede olduğunu bilinmediklerini söyledi. 1997 yılında JITEM mensubu Kasım Açık'ın yaptığı itiraflar basına yansıdı. Talat'ın eşkal, kullandığı saat, giysi, ayakkabı, cüzdan bilgilerini ayrıntılı ile veren Kasım Açık, onun Edirne yakınlarında bulunan Çadırkent'te polisler, askerler ve itirafçılardan oluşan bir ekip tarafından sorgulandığını ve işkence ile öldürülen bedeninin Meriç Nehri'ne atıldığını söyledi. Bu beyanlar üzerine Türkoğlu ailesi ek bir soruşturma yapılması için savcılığa başvurdu. Ancak savcılık etkin bir soruşturma yürütmeden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan davada ise Türkiye etkili bir soruşturma yapmadığı ve Talat Türkoğlu'nun yaşama hakkını korumaya yönelik yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle mahkum oldu. Kısacası Talat Türkoğlu'nun gözaltında kaybedilmesiyle ilgili iç hukukta tüm başvuru yolları denenmesine rağmen zaman aşımı devreye sokularak dosya kapatıldı. Gözaltında kaybedilişinin 28. yılında Talat Türkoğlu dosyasında uluslararası hukuka aykırı olarak verilen tüm zaman aşımı kararlarının kaldırılmasını ve dosyanın yeniden açılarak etkin bir soruşturma ve kovuşturma yürütülmesini talep ediyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Talat Türkoğlu için, tüm kayıplarımız için adalet istemekle, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. 992. hafta Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. 28 yıldır bütün aramalarımız sonuçsuz kaldı. İlk defa bu meydana geldiğimizde anam da sağdı. Sağ aldınız, sağ istiyorsunuz dedik, adalet istedik, hukuk istedik, bulunsun istedik. Lakin bir çözüme ulaşamadık. Bu günlerde hiçbir şekilde aramalara cevap vermeyenler sağır ve dilsiz numarasını oynamaya devam ettiler. Ama biz onu aramaktan, onların akıbetinin ne olduğunu öğrenmek için çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Üzerine bu annelerin gözyaşı, kardeşlerin, eşlerin, evlatların çektiği acılar yok sayılamaz. Biz aramaya devam edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bir gün onlardan bir şekilde haber alabileceğimizi düşünüyorum. Elbet bir gün birileri bir vicdan yapacak, ne yaptıklarını söyleyecekler. Bu insanları kaçırıp gözaltına dahi aldığını kabul etmeyen bir devletle karşı karşıyayız. Biz onları aramaktan vazgeçmedik. Bu alanda onları arayıp sormaktan da vazgeçmeyeceğiz. Ve bu ülkedeki anaların çoğu Kürtçe bilmezken, Kürtçe bilen anneler de Türkçe bilmezken ama ortak acıda buluştu bu insanlar. Onun için biz onlardan vazgeçmedik. Bu alandan da vazgeçmeyeceğiz. Ona bu karanfilleri ve diğer bütün faili meçhuller için arkadaki alana gönderiyorum. Her birinize sevgiler, saygılar. Sağ olun. İstanbul'un göbeğinde evinin önünde kaçırılan Hüseyin Toraman'ın ablasıyım. Çoktandır gelmiyordum Almanya'ya ve geldiğimde buraya geldim, uğradım dün. Çok oldum. Kardeşimi kaçıranlar hesap vermekten kaçındılar. Bugünkü hükümet de onların belki suçlusu değil ama şu bariyerleri buraya koyarak, sorularımıza cevap vermeyerek, eylemlerimizi sormamızı, aramamızı engelleyerek
bu suçun ortağılar. Eğer ben buraya bakıyorum, bu bariyerler neyi koruyor? Ben bir mantık göremiyorum. Varsa bilen varsa, ya, bilen varsa söylesin. Herkese soruyorum, bu bariyerler neyi koruyor burada? Biz yakınlarımızı arıyoruz. Biz onların akıbetini soruyoruz. Bu meydan bize bir onlarla buluşma yeri oldu. Bunun hiçbir yasal dayanağı yok buraya bu bariyerleri koymalarının. Yani sabır taşı olsa çatlardı. Ne söz biter, ne sabır biter, bitmeyecek. Bakın kuşaklardan kuşaklara. Anneler başladı, çocukları yerine aldı. Onlar büyüdü, torun sahibi oldular, torunlar buraya geliyor. Ya bu ne ki? Ne ki biz vazgeçelim? Ben kardeşimden nasıl vazgeçerim? Verin toprağına, toprağı olsun, bir mezarı olsun. O zaman biz de diyelim tamam, devlet bizimle yüzleşti. Biz de bu haksızlık bize yapıldı. En azından sorumlular adalet önüne çıkarıldı. Biz de o zaman anlayalım ama böyle olmuyor. Bırakın kardeşimiz yakınları aramaktan, bu mücadeleyi vermekten, bize destek olmaktan sürekli zorluk çıkarılıyor. Ben şaşırdım burayı görünce. En son 8 yıl önce gelmiştim. Baktım bir şey göremedim. Burada hiçbir şey göremedim neyi koruyorlar. Ben buradan Emine Hanım'a da sesleniyorum. Bak o da bir anne. Cumhurbaşkanı eşi olabilir. Annelik başka, o başka. Bir gün olsun kadın milletvekilleriyle buraya gelsin. Kendini bir günlüğüne benim yerime koysun. Oğlum da bir günlüğüne Murat Yıldız'ın yerine koysun. Bakın bu duyguyu nasıl yaşar, nasıl yaşıyor. Bize de, bizi suçlamaktan değil, bize hak versinler. Biz bu hakkımızdan da, bu bariyerlerin kalkmasından da her daim bunları dile getireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kayıplarımız için karanfillerimizi buluşturacağız arkadaşlar. Halat Türkoğlu için, bütün kayıplarımız için. Halat Türkoğlu için. Halat Türkoğlu için. Kayıplar için. Kayıplar için. Sebahattin Ali için. Allah'ın kendini kırmayı. Edirne'den Halat Türkoğlu ve bu coğrafyada gözaltında kaybedilen tüm yakınlarımıza adalet.